dönüşüm sektörü makine sanayinin gelişimine paralel bir gelişim gösteriyor. Bursa'da faaliyet gösteren Şahcan Makina, plastik geri dönüşüm makinaları üzerine uzmanlaşıyor. Firmanın bu alanda sahip olduğu tecrübe Türkiye'nin geri dönüşüm sektöründeki geçmişine de ışık tutuyor. Geri dönüşüm sektörü makine sanayine paralel olarak gelişim gösteriyor. Bursa'da faaliyet gösteren Şahcan Makina, geri dönüşüm makinaları üzerine uzmanlaşıyor. Baba mesleğini sürdüren Erkan abi öncelikle mesleğe giriş hikayesini paylaşıyor. Babamdan bize geçti bu meslek. 70'li yıllarda babam başlamış bu işlere. Geri dönüşüm olarak, granür imalatı olarak başlamışlar. 90'lı 93'lü yıllarda da işte biz bu şirketi açtık, Şahcan Makine olarak. Geri dönüşüm makineleri imalatı yapıyoruz. Camdan metale, plastiğe geri dönüşüm makineleri çok geniş bir alanı kapsıyor. Erkan abi özellikle plastik üzerine yoğunlaştık diyor. Bizim uzmanlık alanımız genelde granür tesisleri ve PET yıkama ayrıştırma tesisleri. Yaptığımız üretimler bunun üzerinedir. Firmanın bu alanda sahip olduğu tecrübe Türkiye'nin geri dönüşümle ilgili geçmişine de ışık tutuyor. Zira henüz bu kavramdan bahsedilmeyen 1970'li yıllarda baba Necmettin abi geri dönüşüm makinaları imalatına başlıyor. Çalıştığım firmanın makinalarını kendimiz üretiyorduk. Burada plastik ham maddesi olarak naylon altı olarak kullanıyorduk. Deşe, elyaf tabir ettiğimiz şeyleri granür edip granür olarak satıyorduk. Bu çalışmış olduğum firmada 1980 senesinde bu imalata başladık. Bu imalat sonunda PET sektörüne yansıdı. Ve hurdalar, çöpler çoğalmaya başladığında bunlar bu şekilde geri dönüşüm gerekir diye biz de bu PET şişeleri dediğimiz, tabir ettiğimiz cam değil, plastik şişeler olmak üzere bunların kırma makinalarını, yıkama ve temizleme makinalarının imalatına başladık. Bu makineler de bizim için, Türkiye için büyük bir şeydir, nimettir. Yani en azından çöpümüzü temizliyoruz. O anlamda da değerlendirebiliriz. Necmettin abi, üretimde ithal girdi bulunmadığının altını çiziyor, hem oğluna hem torununa el verdiğini söylüyor. %100 yerli, %120, %150 yerli. Yani tamamen yerlidir bu. Avrupa kullanılmaz. Demir alırız, makine çıkartırız. Bu babadan oğluma intikal ediyor. Oğlumdan da herhalde torunuma geçer. Tek bir makine talebine yanıt verilebildiği gibi anahtar teslim, komple tesis kurulumları da yapılabiliyor. Erkan abi müşteri talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini söylüyor. Şimdi bize gelen müşteri genelde ne istediğini bize izah ediyor. Biz de ona göre bir program yapıp tesisini hazırlıyoruz. Genelde anahtar teslim olarak komple sıfırdan bir tesis yapılıyor. Müşterinin isteğine göre parça parça da tesisler kurulabiliyor. Şimdi o isteğe bağlı olduğu için bizi müşteri yönlendiriyor genelde. Biz de tabii bilgilerimizle onları destekliyoruz. Tam anlamlı bir tesis kurulabilmesi için bize 2 veya 2,5 ay gibi bir süre gerekiyor. Bu süre içerisinde hazırlayıp montajını yapıp çalıştırabiliyoruz. Tek makine olursa daha kısa sürelerde olabiliyor. Tabii 15-20 gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Planlı programlı çalıştığınız zaman bir şeyler oluyor. Zamanında yapıp yetiştirmeye çalışıyoruz. Firmanın genel müdürü Erkan abi tercih edilmelerinde en önemli etkenin kendilerine duyulan güven olduğunu söylüyor. Derler ya önce güven, herhalde bize güvendikleri için geliyorlar. Yani müşterilerimizi biz mağdur etmiyoruz hiçbir zaman için. Yani gerekiyorsa yaptığımız makinelerdeki insanın yapısı çünkü yani arızalar olabiliyor, hatalar olabiliyor. Bunu her türlü, her zaman telafi ediyoruz. Bize gelmelerinin sebebi herhalde budur. Plastik geri dönüşüm makineleri camla destekleniyor. 20'den fazla çeşidin imalatı yapılıyor. Çeşit olarak çok. Agromer makinesi var mesela. Granür makinesi var, ekstrüder. Granülatörler var, kesici makineler var, eleme sistemleri, otomatik torbalama sistemleri, ondan sonra kırma makineleri, çeşitli evatlarda bunlar 150'liye kadar çıkan evatlarda kırma makinesi imalatımız var.
Bunun dışında özel tesisler oluyor bazı. Mesela bu cam şişe kırma eleme tesisleri oluyor. Onları da yapıyoruz. Cam şişe geri dönüşümüyle ilgili. Geri dönüşüme verilen önemin artmasına paralel olarak Türkiye genelinde tesislerin sayısı artıyor. Bursa merkezli firma iç pazar taleplerine yanıt verilmesinin yanı sıra ihracat da yapıyor. Bursa var, İstanbul var, Uşak var. Yani Türkiye'nin birçok yerinde çalışan makinalarımız var. Hatta yurt dışına da makine yapıyoruz. Kurduğumuz tesisler var mesela yurt dışlarında. Arnavutluk'ta var, Makedonya'da var. Bulgaristan var, işte Romanya'da var. Bu tesisler çalışır vaziyette şu anda. Erkan abi, çöpün bir ekonomisi ve değeri olduğu gerçeğinden hareketle son yıllarda geri dönüşüm sektöründe kayda değer gelişmeler yaşandığını dile getiriyor. Daha öncesinde bu bizim kullandığımız malzemeler çöp olarak geçiyordu. Atılıyordu yani, bir türlü doğaya terk ediliyordu. Ama şu anda hiçbir şey atılmıyor diyebiliriz. Yani plastiğinden tutun, metal, cam, kağıt, yani hepsi geri dönüştürülüyor şu anda. Çok iyi bir gelişme Türkiye açısından. Yani olması gereken şeyler. Babasından öğrendiği geri dönüşüm makinaları imalatını şimdi oğluna öğreten Erkan abi, üçüncü kuşağı yetiştiriyoruz, geleceğe yatırım yapıyoruz diyor. Oğlum işte yetiştiriyoruz, makine bölümü okuyor. Tahsilini aldıktan sonra gelecek burada işte işin başına geçecekler. Biz de rehberlik edeceğiz onlara. Bu şekilde devam edeceğiz. Erkan abi, amacımız makine çeşitliliğini artırarak işletmemizi büyütmek diyor. Biz Şahcan makine olarak ilk önce müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Yaptığımız işlerin her zaman arkasındayız. Kurduğumuz bir tesis zaten çalışmadığı zaman biz rahatsız oluyoruz açıkçası. Yani buna bağlı olarak üretimlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz yani makine parkurumuzu. Bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.